Herkese merhabalar. Türkçenin en kolay konusunu öğrenmeye hazırsanız arkadaşlar bugün sizlerle birlikte cümle türlerini, cümle çeşitlerini öğreneceğiz. Yüklemine göre, yüklemi yerine göre, anlamına göre ve yapısına göre cümleleri öğreneceğiz. İnanılmaz kolay bir konu. Hatta sadece şu sayfayı bilseniz bile Sınavlarda çıkabilecek bakın üniversite sınavlarında çıkacak soruları bile yapabilirsiniz. Nedir hocam diyorsunuz hemen bir dakikada özetleyeceğim. Sonrası sizlerle beraber üniversite sınavlarında da çıkmış soruları çözerek güzel bir şekilde konuyu pekiştireceğiz. Şimdi arkanıza yaslanın 60 saniyenizi çalıştırın ve dikkatlice dinleyin beni. Eğer bir cümlenin yüklemi isimse isim cümlesi oluyor. Yüklemi fiil ise fiil cümlesi oluyor. Bunu da sınavda size yüklemine göre ya da yüklemin sözcük türüne göre diye soruyorlar. Yüklem cümlenin sonunda ise kurallı cümle oluyor. Cümlenin sonunda değilse, ortasında ya da başında ise devrik cümle oluyor. Eğer cümlenin yüklemi yoksa da eksiltili cümle diyoruz. Anlamına göre cümlelere baktığımızda anlamına bakıyoruz. Yani olumlu bir anlam olacak. Mesela eve geldim diyorsa bu olumludur. Eve gelmedim değil diyorsa bu da olumludur. Niye gelmedim değil geldim demek istiyor. İşte bu olumlu cümle oluyor. Olumsuz olumsuz soru soru ünlem ünlem oluyor. Şimdi burası basit sadece anlamına bakıyoruz. Yapısına göre cümle biraz böyle çetrefilli duruyor ama bundan da hiç korkmanıza gerek yok. Eğer cümlede bir yüklem varsa ve fiilimsi yoksa yan cümle yoksa basit cümle oluyor. Eğer yüklem var bir de fiilimsi varsa mesela diyelim ki konuşmak istiyorum. Veyahut da işte çalışınca kazandı böyle fiilimsiler yan cümleler varsa bileşik cümle oluyor. İki tane yüklem varsa Eve geldi odasına girdi. Yemeğini yedi işte hesabı ödedi. Buna benzer iki tane yüklem varsa sıralı cümle oluyor. İki tane yüklem arada ve ama ancak ve benzeri buna benzer bağlaçlar varsa da bağlı cümle oluyor. Mesela eve geldi ve yerine oturdu bu da bağlı cümle oluyor. İşte konumuz bu kadar basit esasında arkadaşlar. Şimdi ben size tekrar detaylı bir şekilde burada göstereceğim. Ve en önemlisi de bir şey daha var çok önemli bir şey. Size sınavlarda nasıl çıkıyor? Üniversite sınavında nasıl çıkıyor? Bunları göstereceğiz. 10. sınıfta Şubat programımıza mükemmel bir şekilde ilerliyoruz. Dinamo Soru Bankamızdan da ödevlerimizi çözeceğiz. İkinci dönem yazılı notlarımız çıktı arkadaşlar. Birinci yazılı ve ikinci yazılı da tüm derslerde edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji de, sizler için harika notlar hazırladık. Küçük ufacık yanınıza gezdirebiliyorsunuz. Sınavdan önce, sınavdan sonra rahat rahat bunlardan çalışıp inşallah en yüksek notları da alacaksınız. Hadi bakalım o zaman intromuz girsin. Ardından konuyu güzel bir şekilde öğrenelim. Evet arkadaşlar, öncelikle yüklemine göre cümlelerle başlıyoruz. Fiil cümlesinin yüklemi fiildir. İsim cümlesinin yüklemi ise fiil değildir. Mesela Ali okula gitti diyoruz ya. Buradaki gitti sözcüğü fiil olduğu için bu bir fiil cümlesi. Dün müzeleri gezdik. Gezdik fiil olduğu için fiil cümlesi. Tüm gece annemi bekledim diyorsun. Bekledim fiil olduğu için fiil cümlesi. O beni sevmiyor değil, seviyor demek istiyor. Bu da yine fiil cümlesi. İsim cümlesinin yüklemi ise fiil değil. Neşeliydi. Bu bir isim. Çalışkan bir öğrencidir. Bu bir sıfat tanıması. Korkularımın çaresi sendin. Bu bir zamir. Yani isim söyle bir sözcük. Tarık çok çalışkan değildir. Çalışkandır. Neyse işte. Bu da yine aynı şekilde isim cümlesi olduğu için yüklemin fiil olmadığı için isim cümlesi kabul ediliyor. Bakın üniversite nasıl çıkmış beraber yapmaya çalışalım. Demiş ki aşağıdaki atasözlerinden hangisi yüklemine göre ötekilerden farklıdır demiş. Yani yüklemine göre farklı olduğu zaman ne diyorduk? Yüklemin sözcük türüne bakıyorduk. Fiilse fiil isimse isim diyorduk. Şimdi gönül kimi severse güzel odur demiş. Odur fiil mi? Hayır isim. O zaman bu bir isim cümlesi. Buraya yazıyorum. Yazın çalışan, kışın gülüşür. Gülüşür diyor bak güler demek istiyor. O zaman bu bir fiil. O zaman buraya yazıyorum. Ağaç yaprağıyla gürler. Bu da bir fiil. Akan su yosun tutmaz. Bu da bir fiil. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. E bu da fiil. Yani yapar fiil, tutmaz fiil, gürler fiil, gülüşür fiil. Hocam bunların fiil olduğunu nereden biliyorsunuz? Ya birincisi anlıyorum zaten yani bir öğretmen olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak anlıyorum. İkincisi de bunu eğer bir turist olsaydım mame ile olumsuz yapardım. Gülüşür gülüşmez. Gürler gürlemez. Tutar tutmaz. Yapar yapmaz derdim. Ama odur o diye bir şey olmuyor. O yüzden cevabımız A seçeneği. Şimdi başka bir üniversite sınav sorusu. Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangisi? Yüklemin türü bakımından farklıdır diyor. Sadece yüklemlere bakıyorum. Süleymaniye ve Selimiye camilerinin edebiyatımızda şiirlere kaynaklık ettiğini biliyoruz. Fiil. Biliyoruz bilmiyoruz. Yahya Kemal'in Süleymaniye'de bayram sabahı okuduğumuzda bu mimari eserin farklı yönlerini ve çağrıştıklarını yeniden keşfederiz. Keşfetmeyiz. Fiil. Bu edebiyat ve mimari etkileşiminin güzel bir örneği olur. Olur olmaz. Fiil. Tabiat da şiirin, musikinin, mimarinin ve resim sanatının ortak esin kaynağıdır. Bak kaynağıdır diyor. Esin kaynağı. Ortak esin kaynağı hatta burada. Hatta şiirin, musikinin, mimarinin ve resim sanatının ortak esin kaynağıdır yüklem de. Siz sadece bunu yakalasanız yeter. Kaynağıdır. Ek fiil almış bir isim. O yüzden cevabımız D. Ama E'ye de bakalım. Başvurulur, başvurulmaz diyebiliyoruz. O zaman cevap net bir şekilde Denizli. Bu isim, diğerleri fiil. Şimdi geldik yüklemin yerine göre cümlelere. Yüklem sonda ise kurallı. Telefonda sesini işitmiştik ama yüzünü görmemiştik. Bak burada yüklem sonda gördüğünüz gibi. Devrik cümlede ise yüklem cümlenin sonunda değil. Başında veya ortası olabilir. Buraları görmemiştim daha önce. Bak görmemiştim yüklem ve cümlenin sonunda değil. Eksiltili cümle ise yükleme olmayan cümle. Yani yargısı tamamlanmamış ifade. Yani bitmemiş cümle. Yani size sınavda hangisi eksiltili cümledir, hangisinin yüklemi yoktur, hangisi yargı tamamlanmamıştır, hangisi bitmemiş cümle durumundadır diye farklı farklı sorular sorabilirler. O yüzden ben böyle yazdım. Evden işe işten eve. Ne yapıyorsun? Öyle işte evden işe işten eve. Ne diyorsun kardeşim? Şu nokta. Dalamandan sonra Marmaris'e bir çay molası. Ardından dağlara tırmanıyoruz. Diyebilirsiniz ki hocam burada tırmanıyoruz ifadesi var. Burada yüklem var. Bunu niye örnek verdiniz? Bu üniversite anında şöyle çıkmış. Demiş ki aşağıdaki cümlelerin hangisi de virgülden önceki kısım bitmemiş cümle durumundadır demiş. Bak bitmemiş. Dalamandan sonra Marmaris'e bir çay molası tırmanıyoruz diyemezsin. Dalamandan sonra Marmaris'e bir çay molası veriyoruz. Ardından dağlara tırmanıyoruz demek istemiş. Yani bu anlatım bozukluğu olur diğer türlü. Fakat bunu ÖSYM bu şekilde sormuş. Bazen ana cümlenin yüklemi değil de bazen virgülden önceki ifadenin de yüklemi olmayabilir demek istiyorum. Mesela bu da çıkmış üniversiteden. Aşağıdaki cümlenin hangisinde yüklem yoktur? Eksiltir cümledir demiş. Gecenin koyu karanlığında rüzgarda sokak kokusu. e öyle işte. Ne diyorsun kardeşim? E, ne diyorsun? Yüklem yok. O zaman bu da eksiltir cümle. Anlamına göre cümlelerde cümlenin anlamı olumludur demiş. Sana inanıyorum. Olumlu. Sana inanmıyor değilim. İnanıyorum yine. Olumlu. Bu... Biçimce olumsuz duruyor bakın mame ve değil var ama anlamca olumlu olduğu için bunu da yine olumlu cümle kabul ediyoruz. Bakın biçimce olumsuz olması için bir cümlenin mame gibi veyahut da değil gibi ifadeler olması lazım. Var mı var. Hani matematikten bilirsiniz. 2 eksi bir artı eder ya bu da 2 eksi bir artı etmiş. Olumsuz cümlenin ise anlamı olumsuz. Televizyon izlemeyi sevmiyorum. Bu kadar basit. Ne gelen var ne giden. Gelen de yok giden de yok. Bak bu da olumlu. Burada mame ya da değil yok ama anlamca olumsuz olduğu için yine bunu da Olumsuz kabul ediyoruz. Dolayısıyla biz anlamına bakacağız. Şimdi bu uyarıyı buraya da düşmüşüz. Değil yok sözcükleri veya mame olumsuzluk eki kullanılmışsa o cümle biçimce olumsuzdur. Ama cümlenin çeşidine anlamı karar verir. Anlam olumluysa olumludur. Anlam olumsuzsa olumsuzdur. Bu kadar basit. İki olumsuz bir olumlu diye de not düşmüşüz. Şimdi soru cümlesi ise soru anlam var. Gökçe'de gelecek mi? Evet hayır. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar ondan not düşelim buraya. Sözde soru cümlesi var. Sözde soru cümlesi ise şu. Cevap beklemeyen Soru cümleleri yani şöyle mesela insan annesini üzer mi? Şimdi burada evet üzer ya da üzmez diye cevap bekliyor muyuz? Hayır bu esasda şunu demek istiyor. İnsan annesini üzer mi? İnsan annesini üzmez demek istiyor. Bu soru beklemediği halde yani pardon cevap beklemediği halde soru işareti kullanmış. E, soru var mi var ama bu sözde soru cümlesi. Mesela Mehmet Akif Ersoy demiş ya kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda? Ben olmam sen olmam. Öyle bir şey değil ki kardeşim. Bunu herkes olur demek istiyor yani. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki? Feda? Herkes bu vatan uğruna feda olur demek istiyor yani. Bana soru sordurmayın demek istiyor. Dolayısıyla bunlara sözlü soru diyoruz. Ünlem cümlesi ise şaşırma, sevinme anlamı var. Ne kadar da gerçekçi bir tablo demiş. Mesela üniversiteden sormuş bunu. Aşağıdaki cümlelerin hangisi ünlem vardır demiş. Hangisi de ünlem cümlesidir demiş. Doğru cevap ne kadar da yaramaz bir çocuk olmuş. Peki sizce o cümlenin sonunda bir şartı var mıymış? Hayır yok. Sadece ne kadar yaramaz bir çocuk yazmış sen anlayacaksın. Şimdi geldik yapısı bakımından cümlelere. Bunu zaten dersimizin başında göstermiştik. Yapısı bakımından cümlelerde basit cümle tek yüklem. Bileşik cümle yüklem artı fiilimsi yani yan cümle olacak. Sıralı cümlede en az iki yüklem var. Fiilimsi fiilimsi olabilir ama iki tane yüklem var. Bağlı cümle ise en az iki yüklem var. Ve arada da ve ama fakat lakin gibi bağlaşlar var. Hemen başlıyorum. Tek yüklem var ama yan cümle yani fiilimsi falan yok. Gözde yolda arkadaşıyla karşılaş. Karşılaştı yüklem. Bu fiilimsi mi? Hayır. Bu fiilimsi mi? Hayır. Bu fiilimsi mi? Hayır. Tamam o zaman bu basit cümle. Bileşik cümle ise tek yüklem var ve yan cümle de var. Bakın yan cümle de var. Bakalım şimdi. Gözde arkadaşıyla karşılaşınca şaşırdım. Şaşırdı yüklem. Gözde karşılaşınca karşılaşmayınca diyebiliyorsun. İşte bu fiilimsi yani bu yan cümle. Bu kadar basit. Yani böyle kuru kuru bir cümle olursa basit cümle diyoruz. İçerisinde böyle bir fiilimsi bir alengir böyle bir muameyi alabilen bir şey varsa ona birleşik cümle diyoruz. Şimdi mesela üniversiteden çıkmış demiş ki hangisi yapısı bakalım, bakımından farklıdır demiş. Bakalım demreyi geçer geçmez doğanın ve değiştiğini görürsünüz. Bak şimdi görürsünüz yüklem eyvallah ama iki tane fiilimsi var. Bak. Değiştiğini değişmediğini geçer geçmez bir tane zarf fiil bir tane de sıfat fiil kullanmış. Nefis bir dağ havası sarar sizi sarar kuru kuru kaldı burada. Olağanüstü bir sessizlik başlar başlar kuru kuru kaldı burada. Arada bir keçi sesleri duyulur duyulur kuru kuru kaldı burada. Sonra bir yenilik yemezler ile karşılaşırsınız karşılaşırsınız kuru kuru kaldı. Ama bak burası biraz heyecanlı geçer geçmez değiştiğini e o zaman cevabımız A seçeneği. Hangisi basit cümle oluşturmaktadır diyor. Yani hangisi de fiilimsi yoktur diyor. Bakalım. Mustafa Kemal barış olmuş. Bak barış olmuş. Gürül gürül akan ırmaklarda. Akan diye fiilimsimiz var. Bu olmaz. Mustafa Kemal özgürlük olmuş. Özgürlük diye çarpan yüreklerde hem zarf fiil hem sıfat fiil var. Mustafa Kemal bereket olmuş. Uzanıp giden bu topraklarda bak uzanıp giden hem zarf fiil hem sıfat fiil var. Mustafa Kemal türkü olmuş. inanmış dudaklarda. Nasıl dudaklar? İnanmış dudaklar. Sıfat fiil. Mustafa Kemal ülkü olmuş. Uzak yakın bütün bayraklarda. Hani burada fiilimsi? Burada inanmış vardı. Burada uzayıp giden vardı. Burada diye çarpan vardı. Burada akan vardı. Bu Burada bir şey yok. Bu basit. Ay yazık. Bir tane yüklem var öyle kalmış diyeceksiniz. Yan cümlesi olan cümleler birleşik cümle ama böyle kuru kuru olanlar ise basit cümle oluyor. Şimdi geldik birleşik cümlenin bir de çeşitleri var. Bunu da ÖSYM son yıllardaki sınavlarında sorabiliyor. Nasıl yani hocam? Şimdi hani böyle olursa basit dedik ama içinde bir de yan cümle olursa birleşik dedik ya. Yan cümle eğer filmsiyle oluşursa biz buna girişik birleşik diyoruz. Çalışınca başardı. Bak çalışınca filmsi. Yan cümle ve girişik birleşik oluyor. Çalışırsan başarırsın. Yan cümle sesal olursa yine bileşik oluyor. Ama sesal yapılmış. Bak yapılmamış. Bu şartlı bileşik oluyor. Akşam size geleceğiz dedi. Bak yan cümlesi bir cümle olunca iç içe bileşik oluyor. Mesela dedi yüklem. O dedi özne. O ne dedi? Akşam size geleceğiz. Bak burası da nesne. Yani nesne bir cümleden oluşuyor. Yan cümle bir cümleden oluşuyorsa bu da iç içe bileşik oluyor. İlgi cümlesi ise kili bileşik cümle. Yani görüyorum ki odan hala toplanmamış. Toplanmamış yüklem. Görüyorum ki ifadesi ise yan cümle oluyor arkadaşlar. Yani bunlar da bakın bunların hiçbirinde iki tane yüklem yok. Böyle bir alengir var. Bunlara biz bileşik cümle diyoruz o yüzden yan cümleler olduğu için. Eğer yan cümlesi films olursa girişik bileşik cümle diyoruz ki zaten piyasada gördüğünüz kitaplardaki üniversite alışkın sorulardaki bileşik cümlelerin yüzde 99 hep böyle filmsiyle oluştuğu için girişik bileşik cümle oluyor. Şimdi geldik sıralı cümleye. Sıralı cümlenin özelliği neydi hocam? Şimdi eğer tek yüklem varsa basetti Yüklem artı yan cümle varsa bileşikti. İki yüklem olursa da sıralı oluyor. Bu kadar basit. Şimdi en az iki yüklem vardır. Mesela uzun boyluydu birinci yüklem. Başında kasket vardı. ikinci yüklem. Vardı ikinci yüklem. Sevdim seni bir kere. Bak sevdim birinci yüklem. Başkasını sevemem. Sevemem ikinci yüklem. Deli diyorlar bana. Bana deli diyorlar birinci yüklem. Desinler ikinci yüklem. Değişemem üçüncü yüklem. Yani en az iki yüklem vardır için bazen üç yüklem de olabilir. Şimdi Hocam burada bir şey görüyoruz. Bağımlı sıralı, bağımlı sıralı. Bu ne demek? Anlatıyorum. Bağımlı sıralı da öge ortaklığı var. Mesela sevdim seni bir kere. Kim ben sevdim? Başkasını sevemem. Kim ben sevemem? Burada özne ortak. Kim sevdi ben sevdim. Kim sevemez ben sevemem. Buraya bakalım. Deli diyorlar bana. Kim? Onlar diyorlar. Desinler onlar desinler. Ama ben değişemem. Bak bir anda ne oldu? Özleri farklılaşma oldu. Mesela buraya bakalım. Bu da çıkmış üniversitede. Bence zor bir soruymuş. Uzun boyluydu. Yüklem. Kim o gizli özne? Gördünüz mü? Başında kasket vardı. Vardı yüklem. Ne vardı? Kasket özne. Nerede başında dolaylı ütümleyici? Dikkat etseniz hiçbir öge ortaklığı yok. Bunun öznesi dolaylı yüklemi burada. Bunun yükleme öznesi burada. E o zaman bu bağımsız sıralı Buraya yazıyorum. Bağımsız sıralı cümle. Ama baktığın zaman sanki böyle aynı şeymiş gibi. Buzun boyu başka kasket vardı. Bağımlıymış gibi duruyor. Anlama bakmayacaksın. Ögeden ayıracaksın. Şimdi bir de bağlı cümle var. Bağlı cümle hocam. Bağlı cümle de şu arkadaşlar. Mesela şöyle göstereyim. İki tane yüklem vardı ya. Burada virgül yerine bağlaç olursa ve ama fakat gibi bu da bağlı cümle oluyor. Bak şimdi. Birden fazla yüklem bağlaç ile birbirine bağlanır. Şimdi mesela burada ile diye e, ifade var. Veyahut da şöyle göstereyim size. Mesela şöyle yazayım. Ali ve Can eve geldi. Aa bağlaç var bağlı cümleyi. Ne yapıyorsun kardeşim burada iki tane yüklem yok ki sadece Ali ve Can diyor bu kadar basit. Bu basit bir cümle yani. Hava soğuktu birinci yüklem ama şenlik iptal edilmedi ikinci yüklem ama da bağlaç. Dolayısıyla bağlı cümle. Ne doğan güne hüküm geçer birinci yüklem ne halden anlayan bulunur ikinci yüklem ne ne bağlacı oldu. Şimdi bu da bağlı cümle oluyor. Evet arkadaşlar konumuzu bitirdik. Tekrar söylüyorum ikinci dönem yazı notlarını mutlaka tedarik edin. Hem birinci yazılı hem ikinci yazılı da, tüm derslerde edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyolojide sizin eşsiz bir yardımcınız olacak. Ve aynı zamanda arkadaki etiketi kazıyıp buradaki e, kodu okuttuğunuz arkadaşlar kare kodu okuttuğunuzda ve e, aktivasyon kodunu girdiğinizde 10. sınıftaki ortak sınav denemelerine de ulaşabiliyorsunuz. Tüm derslerde hepinize şimdiden başarılar diliyoruz. Ve 10. sınıfta yazılı provaların olduğu bu e, yazılı örneklerin olduğu Dinamo Soru Bankası'nda ödevlerinizi çözmeyi unutmayın. Hadi bakalım reklamımızı yaptık, konumuzu anlattık. Gördüğünüz gibi Türkçe'nin en kolay konusuydu ve bitti. Ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın.